Peki ailelere de bir seslenelim. Hı-hı. Şimdi sınava girdi çocuk, sınavdan çıkacak. Hı-hı. Yani sınava girmeden önceki göstereceğimiz tavırlar ve davranışlar kadar sınavdan sonraki yaklaşımımız da önemli. Evet. Ne yapsın çocuğa? Hadi geçmiş olsun. İlk önce şunu yapmak lazım. Üniversite sınavı 8. sınıfların girdiği sınav gibi değil. Yani tek seferlik bir sınav değil. Bunu unutmamak gerekiyor. Hmm. Eğer kazanamazsa tekrar girecek, kazanamazsa tekrar girecek. Bu yüzden sınav sonrasında söylenilen cümleler, emin olun eğer çocuk kazanamayacaksa bir sonraki senin sınavını etkileyecektir. Olumlu ya da olumsuz. Bu yüzden ağzımızdan çıkan cümlelere çok dikkat etmeliyiz ve karşımızda hep ağzımızdan çocuk çıkıyor ama bir genç olduğunu, yetişkinliğe adım atacak bir insan olduğunda unutmamamız gerekiyor. Meslek seçecek bir kişi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar biz senin yaptığını biliyoruz, görüyoruz, biz sana güveniyoruz. Olmazsa gerekli desteği biz yine sana sağlarız. Senin de çalışacağını biliyoruz. Ama şimdi artık eğlenmenin zamanı, doğru tercihleri doğru zamanda yapmanın vakti geldi demek lazım. Şimdi bizi evlerde izleyenler belki bayram sofrasındalar. Hı-hı. Eş dost ziyaret doğru. edecek. Çocuğa soracaklar. Ne olacaksın şimdi sen? Sınava hazır mısın? Bazı işten anlayanlar kaç net çıkarıyorsuna kadar soracak. Aynen. Bunlar da kaygıyı tetikleyebilir. Hı-hı. Çocuk da bayramda sınav kaygısı nasıl yönetilir? Doğru. Eşe dosta karşı. Şimdi tabii orada toplumsal bir durumumuz söz konusu. Herhangi bir konuyla ilgili biz bu tip baskıları kurabiliyoruz ne yazık ki. Ama konu sınav olduğu zaman artık olmuş geçmiş bir şey. Kendilerine göre cevaplar verebilirler. Geçiştirme yoluna gidebilirler. Ama soran kişi bazen ailenin çok büyüğü ve net cevap vermek gereken birisi olabiliyor. Bu zaman da mecburen ona istediği cevabı vermek lazım ama meslek seçiminde özellikle çok önemli bir nokta olacak ya da bölüm seçiminde çok önemli bir nokta olacak. Kendilerini kim söylerse söylesin mutlu hissetmeyecekleri bir bölümü seçmemeleri lazım. Aynen öyle. Yani biraz tabii ki iş olanaklarına bakıyorlar, istihdam yani hemen kolay iş bulabilecek miyim, ne kadar kazanacağım gibi şeyler var. İşte burada o bahsettiğimiz eş dost çok rol oynuyor. Çok bilmem kimin kızı şuraya gitti de o paraya para demiyorlar falan. Diğer taraftan da şunu düşünmek lazım. Artık kişinin yetkinlikleri, becerileri ona kapı açıyor. Yani hangi bölümü kazanırsa kazansın, eğer çağın gerektirdiği becerilere sahipse, kendisini geliştirmişse ve geliştirmek için de hevesliyse bunların hepsini çok rahat bir şekilde yapabilir. Hangi bölüm olursa olsun kendisine çok doğru kapılar açıp çok iyi paralar kazanabilirler. Eğer mesele para kazanmaksa ama mutlu olmaksa çok daha mutlu olabilirler.